Sendikacılar arasında yaşanan sözlü atışma devam ediyor. Büro Memur Sen Şube Başkanı Ahmet Gür düzenlediği basın toplantısıyla Büro Emekçileri Sendikası ve Türk Büro Sen'e yüklendi. Büro Emekçileri Sendikası ve Türk Büro Sen'den küçük sendikalar diye bahseden Ahmet Gür ardından yaptıkları çalışmaları anlattı. Değerli basın mensupları, geçen hafta yaptığım basın açıklamasında küçük sendikalardan biri rahatsız olmuş ve Cuma günü, Cuma saatinde basın mensuplarına bir açıklama yapmıştır. Malum sendika üyelerin haklarını aramak yerine demagoji yapmaya devam etmiş. Basında bu haber Balıkesir'de sendikalar arası gerginlik tırmanıyor diye haber geçmiştir. Değerli basın mensupları, sendikalar arası gerginliğin tırmandığı falan yok. Onlar bizim muhatabımız olamaz. Bizim muhatabımız üyelerimiz ve kamu çalışanlarıdır. Malum sendika bizi bir siyasi partinin sözcüsü olmakla suçluyor. Bu sözü söylerken hiç aynaya baktım acaba? Bunlar basın açıklaması veya eylem yaparken ülkenin doğusunda BDP'lileri yanına almaktadır. Batısında açıklama yaparken CHP'lileri yanına almaktadır. Üzülerek söylüyorum, devletçi ve milliyetçi geçinen diğer küçük sendikada bunlara destek vererek çanak tutmaktadır. Biz gücümüzü sağdan, soldan değil üyelerimizden alıyoruz. Büro Memur Sen bir siyasi partinin ne sözcüsü ne de yanındadır. Bu dönemde iktidarda olan siyasi partiyle birlikte bizi hormonlu bir şekilde büyüdüğümüzü belirten malum sendikaya tek bir cümle söylüyorum. 2000 ile 2001 yılları arasında MHP'nin koalisyon ortağı olduğu dönemde Kamusen bir yılda 450 bin üyeye ulaşmış, Memur Sen ise özverili ve ilkeli çalışmaları ile 11 yılda ancak 650 bin üyeye ulaşmıştır. Kamu çalışanların hakları ile ilgili en ufak bir kazanım elde edememeniz, beceriksizliğiniz ve sendikacılığın dışında koşuşturmanız olmasın. Kamu çalışanı size iyi sabretti vallahi. Ama artık yeter. Tayin terfi gibi vaatlerle üye yaptığımızı söylüyorum malum sendika. Bir kişiyi tayin ve terfi sözü vererek üye yaptığımızı ispatlasınlar, ben yarın istifa ederim. Bunu ispatlayamazlarsa yalancıdırlar, müfteridirler. Ahmet Gür ayrıca basın toplantısında kamu çalışanlarına bir de müjde verdi. 666 sayılı kanun hükmünde kararname ile kesilen ikramiyeler, mesailer ve 4C'lilerin kadroya geçirilmesiyle ilgili çalışmalar için Bakan Faruk Çelik'in talimat verdiğini söyleyerek bilgi verdi. Çalışma Bakanımız Sayın Faruk Çelik, Genel Başkanımız Yusuf Yazgan'ı aramış, sorunlarla ilgili bir rapor hazırlanmasını istemiştir. İşte size hak aramanın en güzel örneği, işte size sendikacılığın ta kendisi. İşte size örgütlü mücadele örneği.